Dia Din. Doğu Anadolu'da dağların arasında 25 kilometre uzunluğunda bütün ihtişamıyla uzanan Murat Kanyonu'nu ve onun koynunda mavi bir boncuk gibi akan Murat Nehri'ni görürsün. Orada bu eşsiz güzellikleri gördüğün yerde dur lütfen. İşte burası bütün güzelliği ve mütevazılığıyla Ağrı Dia Din'dir. İlçenin 9 kilometre kuzeyine kadar güney-kuzey istikametinde akan Murat Nehri, bu noktadan sonra doğu-batı yönünde akmaya başlar. Murat Nehri'nin en doğu kolu olan Murat Çayı, aynı zamanda vadinin başlangıç noktasıdır. Murat Kanyonu, Murat Nehri'nin kaynağından başlayarak Taşlıçay ilçesine kadar devam eder. Seyrine doyum olmayan yamaçların yüksekliği yer yer 50-60 metreye kadar çıkar. Kanyon boyunca devam eden zengin bitki örtüsünün varlığı, manzarayı daha da eşsiz hale getirir. İsmini Uzun Hasan'ın oğlu Ziya Eddin'in yaptırdığı kaleden aldığı bilinen Dia Din'in tarihteki bir diğer adı da Duadyana'dır. Yaklaşık 1274 kilometre karelik yüz ölçüme sahip olan ve 41.789 nüfusu olan bu şirin ilçeye bağlı 62 köy ve 7 mahalle bulunur. Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan Dia Din'de insan eli değmeden oluşan Kudret Köprüsü'nü mutlaka görmelisin. 30 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğinde olan bu doğal köprü ve yanı başında çıkan kaplıca suyu Evliya Çelebi tarafından Germab-ı İbret Nüma, ibret veren sıcak su olarak adlandırılır. Dia Din'in şifalı sıcak suları sağlık yönünden tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda sera ısıtmacılığı ve ilçe merkezinin ısıtılmasında kullanılarak ülke ekonomisine katma değer sağlar. Serada mis gibi domatesler yetişir. Unutma, Dia Din'de o mis gibi domateslerle pişen menemene ekmek banmalısın. Şimdi hazır mısın? Tendürek Dağı'nın eteklerinde kurulan Dia Din, tarihi ve doğal güzellikleriyle seni bekliyor. Kaldır başını Biligana Jori mağaralarına bak. Tarihi Biligana Jori mağaraları, uzun yıllar boyunca insanların yaşadığı, içerisinde pişirme, saklama ve barınma bölümlerinin bulunduğu çok özel bir dokuya sahiptir. Gezerken bambaşka bir boyuta geçer ve kim bilir içinde kimler yaşadı diye düşünür insan. Ve Meya Mağaraları. Dia Din ilçe merkezinin 15 kilometre güneybatısındaki Günbuldu, Meya köyü sınırları içerisinde yer alan Meya Mağaraları, antik bir kenti hatırlatır sana. Bu eşsiz tarihi kalıntılar yüksek kayalıklar üzerinde bulunmaktadır. 100-150 metre dik ve zorlu bir yamaçta bulunan mağaralarda kayalara oyularak yapılmış barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar oldukça ilgi çekici özelliklere sahiptir. Dia Din ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Tokluca köyünde seni bin yıllar öncesinden kalan bir sürpriz karşılar. Anadolu'nun kadim uygarlığı Urartulardan miras Tokluca Kalesi'nde 360 tane merdiveni iner, iliklerine kadar tarihi hissedersin. Tokluca Kalesi bütün gizemleriyle beraber Dia Din'de seni bekler. Asırlardan beri Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve kadim uygarlıkların izlerini barındıran bu güzel ilçede hayvancılık faaliyeti de çok önemli bir gelir kaynağıdır. Yemyeşil yaylalarında doğal bir şekilde yetişen koyunların sütleri sağılır, geleneksel yöntemlerle peynir, geşk, yoğurt, ayran, tereyağı yapılır. Hamurlar yoğrulur kadınların bereketli ellerinde, çörekler pişer. Adeta bir masal diyarından çıkıp gelen Dia Din'de
sarılmalısın bin yıllık hasretle pembe yanaklı, güler yüzlü yayla çocuklarına. Oturup samimi, vefakar insanların verdiği çayını yudumlarsın. Sonra yüreklerinin ta içinden gelen türküleri duyarsın. Hazale yeli yeli dalale yeli ca. Hazale yeli yeli dalale yeli ca. Doğa en cömert yüzünü gösterir Diyadin topraklarında. Birçok endemik bitki türünü görebileceğiniz, çok özel bir floraya sahip olan dağlarda yürüyüş yapar, huzuru keşfedersin. Diyadin'in bereketli mutfağında çeşit çeşit yemekler pişer, sofrasında cömertçe seni bekler. Gırara, Keledoş'a, Halise'ye kaşık sallarsın. Ne çok sebep var bu güzellikleri görmek için. İşte bu yüzden Diyadin'e mutlaka gelmelisin.